örnekleriyle de her mantrayı tamamlıyoruz. Ki o mantralar, Upanishadlar içerisinde Shanti mantralar diye geçiyor. Sürekli sonunda üç kez Shanti, Shanti, Shanti söylenen mantralar. Demiştik ki üç tür acı sebebi olabilir insanda. Samkhya, Kalika. Samkhya diye yazdığımız daha önceden bir felsefe okul demiştim. Bhagavad Gita ve yoga öğretisinin de arkasındaki asıl büyük okul. Tüm bu Purusha Prakriti'de şimdiye kadar konuştuklarımıza ev sahibi yapan. Bu okulun metni sutra gibi düşünün. Kalika iyice böyle özdeşler halinde bir kitabı var. Bu kitabın ilk sutrası hatta, ilk söylediği özdeyiş, insanda üç çeşit acı sebebi ortaya çıkıyor. Yani üç farklı acı ortaya çıkabilir. Üç farklı sebepten. Birincisi, kendi bedeni ve zihni içerisinde bir uyumsuzluk olabilir. Fiziksel olarak beden hasta olabilir, zihinsel olarak bir uyumsuzluk, ahenk bozulması, korku, kaygı vesaire haller olabilir. Bu birinci Shanti tekrarlanmasının ardındaki sebep de fiziksel beden ve zihinsel olarak ahenk uyumlu olsun diye. İkinci Shanti, insana acıyı yaratan şey kendi bizatihi fiziksel bedeni ve zihni değil, çevresindeki canlılar olabilir. Çevresindeki hayvanlar veya insanlar yaptıkları veya yarattıkları şeyle ona zarar verebilir. İkinci Shanti, dışarıdaki canlılara ve canlılardan huzur ve barış gelebilmesi, yani acının ortaya çıkmaması adına. Üçüncü Shanti ise canlı cansız, bağımsız, tüm evrene dair diyelim doğal felaketler olabilir. Doğal salgınlar, deprem, tsunami, sel vesaire gibi. Bu tarz doğaya ait olan denge bozulmaları da aslında kişide acı sebebidir. Acı ortaya çıkartabilir. Üçüncü şantı ise doğaya dair olan bu dengenin tekrar gelmesi ki onunla birlikte ortaya çıkmışsa bir acının kalkması adına söylenen dile koyan niyetti. Üç kez şantı tekrarlanmasının ardındaki sebep. Tekrar hatırlatmış olalım. Bugün bu felsefe üzerine daha ayrıntılı bir konuya geçiyoruz. Aslında bu felsefe dediğimde direkt yoga'yı da anlamamız lazım. Sadece bu kelimeyi şu an bilmiyoruz çoğunluğumuz. Ünlü olduğu için yoga biliyoruz ama gelenekte ve tarihte asıl arkasındaki okulun adı o. Ve Gita'nın da ardında, Gita'nın da kullandığı öğreti aslında. Bugün buna dair çoğunlukla konuştuk zaten daha derin ve daha incelikli bir teoriyi konuşuyor olacağız. Bölümümüzün başlığı Gunatraya, üç guna. Vipaka, üç guna arasındaki fark, ayrım adına yoga. Gunatraya, Vipaka, yoga. Üç guna ne demek? Eğer ilk defa duyanlar varsa, daha önce duyanlar varsa tekrar kısmen olabilir ama aslında çok çok önemli olduğu için belki yeniden bağlayan arada varsa boşluklar algısal anlamda oraları toparlayan bir bölüm yine önemli bölümlerden. Demiştik ki bugün 14. bölümdeyiz. Son 6 bölümlük Gita'nın kısmına girdik. 13 ila son bölüm 18. bölüm arası son 6'lı ortadaki 7 ila 12. bölüm ve 1 ila 6. bölümde ilk 6 olmak üzere 3 bölümde incelemiştik. İlk kısmı karma yoga başlığıyla bol bol konuştuk. Bireyin eylemlerinin birey haricinde yani doğa veya evrenle ya da bütünle, tekilin bütünle kurduğu ilişkiyi inceleyen bağlama veya özgürleşme veya ilişki kurma, birleşme yolu karma, eylemdi. Bireyin, tekilin, bütünle kurduğu yine ilişkide aslında konumunu belirleyen ve onunla nasıl bir hitabet ve nasıl bir yaklaşmayı daha derinden kurabileceğini söyleyen bir seri veya düzüne sadana veya o yaklaşımın da kendisi olarak diyebileceğimiz adanma veya koşulsuz sevebilme hali vakti aşk diye geçmişti, teslimiyet diye de çevirmişti. Ve sonuncusundaysa
şimdiye kadar dün başladığımız asıl daha derin Vedanta öğretisine dair nihayet veya hakikat, değişmeyen, sabit, mutlak olanın bilgisini konuşan, zamandan mekandan bağımsız olanı arayan, zeka ile, muhakeme ile bize bunu keşfettirmeye çalışan Niyana bilgi veya hakikatin öğretisini konuşuyorduk veya o yoga olarak aslında yolunu. Şu an 14. bölümle bunun 2. bölümü. 13, 14 ve 15. bölüm daha Niyana Yoga merkezli. 16, 17 ise bu yol için aslında gerekli yan destek erdemleri anlatan bölümler olacak. 18. bölüm ise en son artık bütün videoyu tekrar özetleyen ve tamamlayan ikinci bölüm gibi son kapanış bölümümüz olacak. Dolayısıyla her şeyin bir arada nihayeti olacak. Ama 13, 14, 15'i daha kendi içerisinde bir kategori olarak da düşünebilirsiniz. Peki. Konumuzun başlığı Guna Traya. Traya 3 demek. Traya. Sanskrit dili Hint-Avrupa dilleri olarak bilinen ailede Avrupa adı üstünde, Avrupa dillerinin çoğunluğunun atası. Dolayısıyla İngilizce kelimelerin de benzerliği var. Çünkü İngilizce'nin, Almanca'nın vesairenin de atası, Farsça'nın atası. Traya, tri kelimesiyle aynı. Buna traya, yani Türkçeleştirirsek üç buna. Guna, kelime olarak nitelik diye çeviriyoruz. Teori şunu söylüyor olacak. İlk başta, nasıl ki bu sonucu yaratan sebep, daha önce konuşmuştuk, sonucu içerisinde potansiyelinde saklıyorsa, bir yumurta gibi demiştik bunu hatırlıyorsanız. Potansiyel, tüm yaratılışı içinde saklayan ve bekleten bir yumurta, saf ve salt maddenin madde hali, şekil biçim almamış, evrenin maddesel nedeni olarak saydığımız bir kelimeydi. Prakriti ismini vermiştik buna. Dün konuştuk, göreceli olan, değişken olan ya da madde dediğimiz aslında. Madde dediğimiz şeyin zamana ve mekana bağımlı olduğunu ve bu şekilde tanımladığımızı hatırlayın. Ve başka bir şey sayesinde mevcutiyete gelen olarak tanımladığımızı, ışık ve gölge benzetmesini de hatırlayın. Ham halinde, potansiyel halinde, bir yumurta gibi kendi içerisinde, nasıl ki yumurta, bebek veya canlı için o maddenin ham potansiyel hali, ancak oluşacak yeni biçimin, ondan tezahür edecek diğer biçimin, adı üstünde madde, kumaşını dokuyan o asıl iplikler nasıl sahipse, diyelim ki, bu kıyafeti yapıyorsunuz. Bu kıyafeti yapmadan önce sahip olduğunuz temeli aslında iplik. Ve o iplik ham halinde işte pamukta veya yünde saklı. Benzer şekilde burası kendi içeriği olarak o potansiyel iplik diyelim, devamında evrenin kumaşını dokuyacak olan, ortaya tezahür ettiğinde çıkacak evrenin potansiyel içinde tüm niteliklerini potansiyel olarak bekleten ve tutan prakriti, yapı olarak, içerik olarak teori o ki üç nitelikten oluşurdu. Sadece ama sadece üç nitelik. Konuşmak isterseniz üzerine. Ve bu üç nitelik için burada kendi içinde hiçbir şekilde değişmemiş dengede mutlak
Yaşa ismini vermiştik. Görünenin ardında görünmeyen ama sayesinde nesnenin görünebilir olmasını sağlayan bilinç ismini verdiğimiz nitelik demek de doğru değil. Bilinç ortaya çıkıp iletişime geçtiğinde onunla etkileşime geçtiğinde o zaman ortaya evren veya yaratılmış olarak kinetik formuyla prakriti yazmıştık. Bu çizelgeyi 2-3 kere konuştuk daha önce. Ham yumurta madde, onu tetikleyen bilinç, arka planda görünmesini sağlayan yazının, yoksa mürekkep, ham potansiyelinde mürekkep. Yazı olarak isim alması için, biçim alması için arkasında bir beyaz ekrana ihtiyacı var. Burası ham mürekkepse, burası beyaz ekran, beraberliğinde ortaya çıkan şey ise şu an okuyabildiğin yazı. Ya da burası beyaz perde ise, burası projeksiyondan yansıyan filmse, görünmeyen ama o ışıklar, şekiller bütünü, beyaz perdenin üzerine düştüğünde o ham ışıklar, görüntüler, ortaya çıkan şey film. Böyle düşünürsek, o filmin içeriğinde ya da bu mürekkebin içeriği neyden oluşur sorusu sorulursa, cevap 3 tane nitelikten oluşur. Ve bu üç nitelik görünmez halinde, potansiyel halindeyken içsel bir dengede, dolayısıyla bir tezahür olarak ortaya çıkmıyor. Ama evren olarak tezahür ettiği anda bu ikisinin arasındaki fark bu tezahür etmiş, bu tezahür etmişti. Böyle tanımlanıyordu. Aralarında böyle bir fark vardı. Tezahür ettiği anda o içsel denge bozularak nitelikler kendi niteliklerine bağlı, adı üstünde nitelik, yani göstereceği renk gibi düşünün, bağlı şekil, hareket, görüntü ortaya çıkartmaya başlıyor. Burada denge ve burada denge bozulmuş durumda. Dolayısıyla uyum başlamış durumda veya tezahür başlamış durumda. Bu nitelikler peki ne? Şimdi ona geleceğiz. Arka planda asıl nasıl olduğunu, yani hangi kavramla olduğunu anlatmaya çalıştım. Tüm yaratılış, yaratıldığı an itibariyle, tezahür ettiği an itibariyle adı üzerinde ortaya çıkması bir ortaya çıkış, yani hareket veya eylem prensi. Bunun birinci adı, birinci niteliği hareket ismini vereceğiz. İkincisi, bu hareketi dengeleyen, dolayısıyla hareketi süspanse ederek ne zaman hareket, ne zaman hareket etmemek adı üstünde olan hareket etmemek. Hareketsiz veya atalet yazacağım buraya. Bir şey ya hareket ediyor ya hareket etmiyorsa üçüncüsü ne hareket ediyor ne hareket etmiyor demek olabilir. Ne hareket ediyor ne hareket etmiyor demeye ise biz Türkçe denge diyoruz. Buna da denge veya kendi içinde o saflığı koruması diye çevireceğiz. Üç nitelik Türkçesiyle hareket, atalet veya denge olarak çevrilebilir. Şimdi bunu sileceğim. Bu evreni anlatmak için altına yazdım. Sadece şimdi onları anlatmaya başlayacağım. Üç, buna dedim.
ismi veriliyor. Üç nitelik dendiğinde üç buna anlaşılan şey bir şey ya satvada dengede, ya harekette rajasta, ya da atalette tamasta. Ve evren yaratıldığı zaman, tezahür ettiği zaman, yaratılmayı aslında kullandığım anda tezahür kelimesini hatırlamayı unutmayın. O potansiyelden kinetiğe dönüştüğü zaman, adı üstünde kinetiğe geçiren ve bu dönüşümü harekete başlatan rajas ilkesi oluyor deniyor. Rajas ilkesiyle hareket başladıktan sonra ortaya çıkan tezahürlerde, yani maddenin farklı formlarında atalet ve durağanlık niteliği ağır basanlar, ki bunlara cansızlar diyoruz, tamas dominantlığında ortaya çıktığı söylenebilir. Taş, kaya, kum. Canlılık anlamında ışık benzetmesi şundan, farkındalığı, o puruşa, farkındalık veya bilinci üzerinde taşıyıp yansıtabilenler, yani tırnak içinde canlılar, tekrarlıyorum, bilinç ilkesini veya o arka planda konuştuğumuz beyaz ekranı kendi üzerinde yansıtarak gösterebilenlerse, satva niteliği daha aşikar olarak canlılar dünyası, yani beş duyuya ve zihne sahip olanları yaratıyor deniyor. Herhangi bir şey yaratılış içerisinde eğer hareket eylemi daha yoğunsa, bunun adına nitekim sonuç olarak da göreceğiz ama hareket eylemi olarak çalışmak veya iş diyebilirsiniz. Rajas niteliği, herhangi yapılan fiziksel iş, uyku veya hastalık veya duranlık, tamas niteliği. Ne iş çalışmak ne de uyku, ama arasındaki denge daha odaklı bir zihinle konuştuğumuz, meditasyon özelinde konuştuğumuzsa satva niteliği diye açıklanır. Gece tamas olarak karanlıktan ve siyahtan ve ataletten, güneşin en yoğun vakti gündüz, rajas olarak ne gece ne gündüz arasındaki gün doğumu veya gün batımıysa satva tam olarak veya şafak olarak geçer. Bu konu, şu an konuştuğumuz bu kavramları anlamak, en azından arkadaki bu ilkelerle, 14. bölümde Krishna'nın yine Arjuna ile olan konuşmasında niteliklere bağlı olarak bazı arayışçıların veya yolcuların diyelim farklı sıfatlar üzerinde farklı erdemler gösterdiğini, çünkü eğer herkes aynı maddeden ve aynı ham maddenin tetikleyicisi olarak bilinçten ortaya çıkıyorsa ve zahir ediyorsa tüm yaratılış, o zaman her şeyin birbiriyle eş olması lazım. Bir şey birbirinden farklı olmamalı. Nitekim Arjuna'nın sorusu bu noktada. O zaman bu tezahürdeki farklılığı ortaya çıkaran şey ne? Arkadaki sebep ne? Neden birisi daha keskin bir zekaya sahipken, birisi daha uykuya meyilli veya cehalete daha meyilli? Neden birisi daha dengin kendi içerisinde raga dvesha dengeleyebilmişken, neden birisi aksine daha hırsa veya arzuya meyilli, öfkeye meyilli? Krishna'nın cevabı, her ne kadar dün de konuştuk, purusha ve prakriti, ham madde, maddesel neden, arkasındaki potansiyel neden ve onu ortaya çıkartan bilinç diye konuştuğumuz görünenin görünmesini sağlayan arka prensip, her şeyde ortak ve bir olsa bile maddenin nitelikleri tezahür ettiği andan sonra, yani yaratılış ortaya çıktıktan sonra herhangi birinin kendi içlerinde, çünkü dengeleri başkaydı, dominantlığına bağlı olarak kişilerde veya şeylerde, canlı
canlı ya da cansız, tezahür etmiş tekillerde veya parçalarda farklı nitelikler, farklı biçimler olarak kendilerini gösterir. Yani ışık ışıktır. Kırmızıda da, sarıda da, yeşilde de, mavide de ışık sadece ışıktır. Ama kırmızıyı sarıdan, sarıyı yeşilden, yeşili mordan ayıran şey farklı ışığa dair içerisinde potansiyelde eş duran niteliğin farklı biçimde, dominantlıkta kendini tezahür ettirip göstermesi olacaktır. Kırmızı bildiğiniz üzere frekansı en düşük, mor en yüksek, bizim görebildiğimiz UV vesaire daha yüksek ışıklar, ışınlar. Hepsi ışık aslında. Ama ışığın belli bir kırılmayla ortaya çıkışı ve tezahürü. Ve bu kırılma ve bu tezahür, ışığın arkasındaki ışıklılık haricinde o kendisine ait maddesel niteliğinin diyelim farklı bir biçimde kırılmayla kendini göstermesi, diyelim farklı bir biçimde. Yani üç buna ham potansiyel taklitle ne kadar denge ve eşitseyken tezahür olduktan sonra, evren açıldıktan sonra içlerindeki dengenin değişmesiyle yaratılmış parçalar, tekiller üzerinde farklı farklı oranlarda hakimiyet gösterebiliyorlar. Bundan dolayı da tekiller veya parçalar şu an yaratılmış veya tezahür etmiş evrende farklı karakteristik özellikler, farklı meyiller göstermekteler. O zaman üç buna bize çok önemli başka bir şey söylemiş oluyor bu teori. Eğer bir şey öfke, hırs, raga, raganın en yoğunu ve eşat, ki raga ve eşat hatırlıyorsanız arzuydu, istiyorum, istemiyorum. Öfke, hırs vesaire daha fazla istemek, açgözlük, o saydıklarımızdan hareket içeren prensipler varsa bu duygular veya bu sıfatlar, bu nitelikler, o zaman o kişi raga hükümdarlığı altında. Eğer raga birisinde dominantsa ortaya yoğun hareket etme, fiziksel eylemde duramama, öfkeye, daha fazla istemeye, arzuya, biriktirmeye, daha hareket ederek eylemle toplamaya meyilli bir yapı olacak. Rajası tanımlayan şey hareket, rajas sonucunda ortaya çıkan şey ise raga. Krishna da bu şekilde anlatmaya başlıyor. Tamas'ı tanımlayan şey atalet, yani eylemsizlik, duranlık. Tamas'a meyilli kişilerin veya tamas dominant kişilerde ortaya çıkan nitelik ise moha, yanılsama, karanlık, cehalet, eylemsizlik, tembellik, depresyon, kör inanç. Sonraki bölümlerde var, inancın üç biçimi, disiplinin üç biçimi. Her şey için üç nitelikle konuşulabilir. Kör inanç, fazla hırslı böyle, ne diyeyim, böyle ateşli ateşli bir inanç. Bu ise dengeli, doğru inanç gibi ayrımlar yaratacak. Dolayısıyla tamasın niteliği, atalet eylemsizse sonucu cehalet, avidya, moha, yanılsama, pramada yazıyor, tembellik olacak. Sattvanın niteliği ise prakasha diyor, ışık. Işık veya aydınlık, parlaklık, saflık, denge diye de biz çevirdik ama asıl oradaki kullandığı kelime prakasha, ışık, parlamak, aydınlanmak. Aydınlanmak da buraya bağlanacak ama aydınlık diyelim. Saf sattva kendisi, birazdan yine yazacağım tekrar hatırlatmak için ama o yazdığımız çizelgeyi hatırlarsanız prakriti vardı, ham prakriti. Sonra altına o tezahür etmemiş prakritiydi, maddeydi. Tezahür etmiş haliyle madde, evren geliyordu hatırlıyorsanız. Ve sonra ardından ilk ortaya çıkan
çıkan kozmik zekaydı. Kozmik zeka, yani zekanın niteliği sapsaklı olarak tanımlanıyor. Ayırt etme, aydınlatma, görme niteliğinden. O yüzden sattva kendisini ışıkla, aydınlıkla, saflıkla tanımlıyorsa, sattvası yoğun insanlar da daha ayırt etme yetisi keskin, zeka keskin, buddhi keskin diyelim. Bilgiye, bu anlamda hakikate ve sorgulamaya meyilli kişiler olarak tanımlanıyor. Sonucunda ortaya çıkan. Ve her biri bir nitelik yine de ve bu nitelik oluşuyla da aslında kendilerini bir yine de eylem ve madde dünyasında olduğu için maddeyle bir bağ kuruyor. Yani bir şekilde bir şeye bağımlı kılıyor. Söylediklerimi tekrar özetliyorum şimdi yazarak. Bir tanım. Sattva, ışık ya da aydınlık. Aydın yazdınız, siz yazarsınız. Rajas, hareket ya da eylem. Tamas, atalet, eylemsizlik, uyku ya da duranlık. Bir, tanım. İki, neye daha meylettiriyorlar? Ne şekilde bağlıyorlar? Sattva, bilgi. Daha fazla bilmek isteyen, daha fazla soran, daha fazla muhakeme eden ama bu anlamda yine de hareketi devam eden insanlar. Rajas, daha fazla eyleme meylettiren, hareket bu anlamda yaratma, buna dedik ki raga, daha fazla güdü, istemek, arzulamak anlamında. Tamas ise dedik ki ataletle birlikte cehalet, karanlık veya muha, yanılsama. Krishna Arjuna'ya bu şekilde anlatmaya başlıyor. Ve sonra diyor ki Arjuna, bil ki mutlak veya saf sattva haline gelebilmek için zaten ki 24 saati bu şekilde geçirebilmek mümkün değil ama eylemlerinin kendi içerisinde herkes farklı farklı oranlarda yüzdeliklere sahip olabilir. Ve tamastan sonra racasa, sonra sattvaya dair yavaş yavaş geçiş olabilir. Hatta karışık. Bazen bazı zamanlarda hem hareket, hem bilme isteği, hem eylem, hem daha içsel denge, bazen atalet ve eş zamanlı ataletle beraber gelen sonra hareket etme. Ama tamasın racasla hafif karışımı, rajasın sattvayla hafif karışımı, sonra sattvanın daha ortaya çıkması şeklinde bir görecelilikle anlatıyor. Kişide bu niteliklerin dominantlığını neye göre bencil ve bireysel algı ve yaklaşımdan karma yoga anlamında düşünürsek ki bu tamas bencil ve bireysel eylemler sadece ben kazanayım geri kalan ne yaparsa yapsın. Rajas, hayır sadece ben değil, geri kalan ne yaparsa yapsın değil, başkalarının da iyiliği adına eylemde bulunabilirim dahil etmek için. Dolayısıyla burası bencillik, kısıtlılık, ayrıksı benliğin en sınırından, maksimum tamastan bahsediyorum. Karma yoga ile birlikte, karma adı üstünde eylem demek zaten, dolayısıyla karma yoga aslında rajas içeriyor.
hacimdekilerin de bütünlüğü ve iyiliği demek. Ve bununla birlikte eylemi doğru yönlendirerek, yöneterek içerideki hareket prensibini hareket ettiren, ki hepimizde var o yoğun bir hareket etme güdüsü enerjisi, ki insan çünkü rajas dominant canlı olarak geçiyor. Bunu doğru yönetip yönlendirdikçe meditasyona oturup konsantre olabilmiş, şimdiye kadar konuştuğumuz tüm o hakikat üzerine odaklanan, tefekkür edebilen birisine ve içsel dengeye biraz daha geldikçe, buraya da meditasyon yazıyorum, med yazdığımda ne, sattva daha dominantlaştıkça, sattvanın daha mutlaklığında keskin bir zekayla gerçek gerçek olmayan, değişken değişken olmayan, görece görece olmayan mutlak. Çünkü zeka ayırt etme saf sattva olarak niteleniyordu. Daha ortaya çıkarak kişi kendisi, hakikati veya madde ile bilinç madde olmayan arasındaki ayrımı, geçen konuştuğumuz özne ile nesne, deneyimleyen ile deneyimlenen arasındaki ayrımı daha aşikar yapabilir bir hale gelir deniyor. Ama ve lakin hatırlatayım, en başından prakriti diye konuştuğumuz madde, saf madde, yine de tüm bu üç niteliğe de ev sahipliği yapan, içerisinde mutlak bir dengede üçünü de koruyan prakriti, aslında yine de tamas ve rajas için bu aşikar olsa da, sattva aralarında daha yüksek gibi görünse de, sattvanın da maddeye ait bir şey olduğunu bize hatırlatmalı. Yani bu şu demek, sattvanın %100'lüğünde ortaya çıkabilecek olan şey, maddenin nihai sınırına dair görebilme kapasitesi. En fazla bilgiye sahip olabilmeyle birlikte ya da bu bilgiye tutunmayla birlikte, bilgiyle sorgulamayla kişi kendisini ancak bilgili birisine dönüştürebilir. Ve bilgilik daha yerleştikçe aslında bilgiye tutunmanın da düşmesi gerekmektedir. Çünkü bilgi denilen şey bile madde. Çünkü nesne. O zaman bilgiye olan tutunmanın bile düşmesiyle sattvanın da ötesi prakriti, ki madde dediğim üç niteliğe sahip olan ise maddenin de ötesi ancak, yani madde olmayan, sayesinde maddeyi ortaya çıkaran, kendi o saflığında ve mutlaklığında görünebilir. Bu ise guna dedik bu üçüne. Üç guna ise gunaların ötesi olarak bu haricinde bu tarafta guna tita gunaların ötesi olarak tanımlanacak. Yani sattvanın bile ötesi. Bu om sesi demiştik. A, U ve M. Temsil ettikleri A, ilk prakriti, ham halinden tezahür edip o tohum gibi göründüğünde Big Bang'in patlayışı dedik. Bu müthiş bir yaratılış, yani hareket enerjisi içeriyor. A o yüzden ilk ağzınızı açıp verdiğiniz ses, başlangıcı temsil eden, ortaya çıkışı, hareketi temsil edendir, rajastır. U devam eden, onu götüren, sürdüren, kendi içerisinde mutlak dengesinde, kendi içerisindeki dengesinde. Tekrarlıyorum. Dolayısıyla o sattva, içsel olarak kuvvetlerin dengesini sağladığı için devam etmek veya sürdürme. O sattvayı temsil eder. Açılmış olan evrenin, tezahür etmiş olan tüm o üç niteliğin kendi içerisindeki farklı oranlarıyla tekrar geri kapanarak o noktaya ve noktadansa tohumdan tezahür etmemiş hale geri dönüşüdür. Kapanışı, sonlanışı, kısmen içe ve geri çekilme diyebileceğimiz bir süreç olduğu için tamas'ı temsil eder. Sonlanış çünkü bitiş. Om sesi beraberinde A, U ve M söylenerek bir ses olarak
varsa ses ver. Ve om sesi AUM harflerinden ya da seslerinden değil, 3 ses artı sonrasında gelen yarım denir sessizlikten oluşur. Bu sessizlik görünmeyen, duyulmayan tırnak içinde görüneni veya duyulanı ortaya çıkmasını sağlayan aslında. Sessizlik olmadan sesin anlamı olamaz. Gunatita ise tıpkı bu benzetme gibi 3 gunanın ötesinde olan, 3 niteliğin ötesinde niteliksiz olan, parçaların haricinde parçasız ve bütün olan, maddenin haricinde madde olmayanı temsil eder. Purusha diye konuştuğumuz, yani beyaz ekran, bilinç. Eğer bir isim verirsek, isim verdiğimiz anda gerçi o olmuyor. Dolayısıyla değillerek onu tanımlamaya çalışmak daha doğru. O yüzden Guna Tita'ya bir isim vermez, Tita ismini verir. Tita ötesi demek. Guna Tita. Guna olmayan diyor sadece. Yani nitelik olmayan şey. Niteliklerin ötesinde nitelik olmayan bir şey var. O zaman Sattva'nın nihayeti ise Sattva bile olmayan şeye ulaşmak adına. Sattva ki eğer bilgi ise, ayırt etme yetisi veya zekaysa, burası karma yogaysa, tamas rajas arası geçiş, rajas sattva arası geçiş, meditasyonsa, sattvadan gunatitaya geçiş, jnana yoga, yani hakikat. Dolayısıyla orası konuştuğumuz göreceli olmayanın, madde olmayanın, değişken olmayanın hep değinleyerek konuşuyoruz, tekrar hatırlatıyorum. Çünkü konuştuğun anda o konuştuğun şey olmayacak. Dolayısıyla o ne değildir ancak ulaşabileceğimiz bir yere ifade ediyor. Purusha olarak isim verdik. Ama verdiğimiz şey de aslında isim verdiğimizde o değil. Ve Krishna'nın konuşmasında ve sorusunda her bir dominantlığa bağlı olarak tezahürün şekli ve biçimi de farklılaşıyor. Bunu söyledim. Ama bu tezahürün şekli ve biçimi, birisinde hırslı ve daha harekete meyilli bir insan, birisinde atalet, birisinde daha bilgelik, sorgulama, zeka gibi kendini gösteriyorsa, aynı zamanda tüm yaratılışın içerisinde de tezahür etmiş olan ve tezahür etmemiş olan ve etmeyecek olan olarak ayrılırsa, yaratılış biçimlerinde de Arjuna'ya böyle bir cevabı daha var. Fark söylüyor. Bu konuştuğumuz düşünce tohumu ve eylemin o düşünce tohumundan geldiği, hiçbir düşüncenin fiziksel beden ortadan kalksa bile ortadan kalkmadığı, bir şeyin yoktan, var vardan yok olmadığı teorisine bağlı olarak o düşünce tohumu mevcutsa, fiziksel beden ortadan kalkıyorsa, tohum ve form olarak kendi o daha kapanışında potansiyelinde saklıyor her bireye dair de. Dolayısıyla demiştik ki bedenler gitse bile, tırnak içinde ölüm dediğimiz şey gerçekleşse bile aslında giden şey fiziki olan formu taşıyan et, kemik, kas, kilo tamas, cansıza ait olan, canlılığı veren sattvaya ait olan nitelik ki bu zihin, zeka, canlılığı verenler dedim. Onlar fiziksel bedenden bağımsız da mevcudiyetlerine madde aleminde devam etmekte. Ve sahip olduğu düşünce formuna bağlı olarak gerekli bir et, kemik, kas yani fiziksel beden tekrar alarak yoluna devam edebilmekte. Bu arkadaki karma teorisinin de içeriğindeydi, konuştuğumuz bir şeydi. Bu teori aslında dolayısıyla bize tüm ekilmiş tohumların ve izlerin, eylemlerin bıraktığı sonuçların tekrar etki tepki doğrultusunda kendini sıfırlayana kadar döndüğünü söylemişti. Ve buna bağlı olarak da fiziksel gerekli bedeni alması gerektiğini, fiziksel ekil bir bedenin sonu olmadığını söyleyen yeniden doğum teorisi belki diyebilirsiniz ama bu teorinin bağlantısı burada. Buna bağlı olarak da diyor ki, kitapta Krishna,
Krishna'nın açıklaması. Rajas dominant olanların aldığı beden türüdür insan bedeni. Çünkü insan alemi ve bedeni eylem üzerine kurulu. Ve bu eylemle birlikte elbette sattva, muhakeme vesaire de var. Ama tamas, dominant alem, insan bedeninden kıyasla daha alt beden formları diye sayıyor. Çok ayrıntıya girmeyeceğim, uzun bir teori var. Çok da soruya meyilli olabilir. Ama alt beden formları diyelim buna. Eylem yapabilme özgür iradesine sahip olamayacak beden türleri. Tamas dominant olursa bu şekilde bedenleri tezahür ediyor. Eğer sattva dominant olarak fiziksel beden terki olursa, sıradaki yeni beden alışımıysa, insan bedenine kıyasla daha üst formlarda aldığını söylüyor Krishna. Bunda ilahi bedenler gibi belki tanımlayabilirsiniz. Burası bile ama yine de hatırlatarak sattva ile birlikte maddeye ait. İlahi beden diye sayılabilecek şey bile beden çünkü. Gunatitta ise beden ötesi, madde ötesi dediğimiz. Dolayısıyla beden almayacak, tohum olmayacak, tekrar etki tepkiyle dönüşüme girmeye ihtiyacı duymayacak özgürlük hali demek. Dolayısıyla bir daha beden alma ihtiyacı veya muhtaçlığı olmaması. Burası döngünün bittiği veya nihai özgürleşmeyi tanımladığı yer. Mutlakla özdeşliğin dolayısıyla eşliğin geldiği yer olarak burası. Bunu tanımlıyor Krishna, Arjuna'nın sonlarıyla. Ve kitap içerisinde ilk dört mısrada sorusu Gunatraya Vipaka, üç Guna'nın farkına başlamadan yine Krishna önce dünkü bıraktığı yerden özüne ve nesne, beden ve bedeni bilen veya deneyimleyen, gözleyen, mutlak gözleyen veya görüş ile gözlenen arasındaki farkı anlatarak, ki bunun nihai hakikat veya gerçek olduğunu söyleyerek bir giriş yapıyor. Sonra Arjuna'nın sorusu, bu üçü arasındaki fark. Üçü arasındaki fark ise şimdiye kadar bu tezahür etmiş yaratılıştaki tüm parçaların arasındaki farkın açıklaması. Neden kimileri daha tembelliğe meyilliyken, kimileri daha bilgiye meyilli gibi bir soru. Ve burada üç Guna'yı bu şekilde anlatmaya başlayan Krishna, sırasıyla tanımını neyle ne şekilde bağladığını, tanım, ışık, aydınlık, sattva, rajas, eylem, tamas, atalet, sattva, bilgiye ve bilmeye, rajas, arzuya ve isteğe, eyleme, tamas, karanlığa ve yanılsamaya, cehalete meylettiriyor, düşürüyor veya tembelliğe daha. Bunların hakimiyetine bağlı ne şekil bir beden tezahürü, söylediğim gibi sonra açıklaması alt, insan ve daha ilahi ve beden ötesi bir. Ve bu dominantlıklarını kendimde ne şekilde bulacağım veya bunların bende yaratacağı sonuçları ne olduğuysa sonraki sorusu yine ve bunların ötesine nasıl geçeceğim? Bunların kullanımı bende, tamas yumruğunda daha ayrıksı bir benlik ve buna tutunma, güvenlik korkusu, açlık korkusu ve sadece ben ve bunu korumaya çalışma, bu tamasın yumruğu. Başkalarının iyiliğini düşünerek veya başkalarının da mevcudiyetini hatırlayarak onlarla bir bütün olduğumu anımsayarak eyleme geçme, eylemlerini bu anlamda daha aydınlık veya daha saf bir hale getirme, tamastan rajasa geçiş, karma yoga, eğer bu şekilde meyleden biriyseniz. Ve daha sonra o eylemlilik halinden dışa yönelmek, daha eylem çünkü dışa ve dünyaya daha açık, o dışa dönüklükten daha içe dönük, daha tefekkür ve
arkadaşına kimsenin eşliğini aramadan alabilme yetisi, hatırlıyorsanız sessiz bir yere çekilip tefekkür edebilme yetisi vesaire yerdenler geçmişti. Bu tarz şeyleri asıl geliştirmeye başladıysak satmaya daha değil, daha meditatif veya içsel yan benliğinde tek başınalığında mutluluk haliyle ve bununla beraber sattaki aydınlık, prakasha, keskin zeka, sorgulama ortaya çıkan yana hakikat sorgulaması testiye sonuçlarını da bu şekilde özetledik. Demin tekrar bir o yaratılışa dair konuştuklarımı da özetlemek adına yaptığım yaratılışın çizelgesi Sankhya'ya göre tekrar yazarsak ve şimdi üç kunayı onun içerisine yerleştirerek daha iyi anlamaya çalışırsak, tezahür etmemiş kök praketi buna dersek, tezahür etmemiş ham halinde yumurta gibi düşünürsek madde. Etmemiş. Burası memişlik önemli. Tezahür edip görünmesini sağlayan tıpkı ham mürekkep gibi dedim. Ham mürekkep, ham mürekkepliğinde durması kök prakreti ise arkaya beyaz ekran koyduğumda onun görünebilir olmasını sağlayan puruşa niteliksiz gunatita bunaların ötesinde olan yekpare ve tek dünya bunu saymıştık. Bölünemez ve bir. Uzay veya o saflığında ışık gibi diye benzetme yaptı. Bilinç dediğim. Beraber olduklarında ortaya çıkansa ham mürekkebin arkasına geldiğinde beyaz ekran ortaya görünen şey tezahür etmiş bu sefer. Madde. Tek farkı bu. Ama o tezahür etmişliğinde ben ona isim veriyorum. Evren veya doğa diye. Ya da yaratılış. Her neyse. Ve bu tezahür etmişliğinde ilk ortaya çıkarttığı ve gösterdiği burada üç buna mutlak bir dengede buradaysa tezahür başladığı anda denge bozulmuş durumda. Üç bunaya dair. Ve ortaya çıkan ilk şey Mahat yazmıştık. Kozmik zeka. Ve yaratılış dolayısıyla saf safladan daha kıyasla göreceli birbiri içinde karışmış saflaracağız. Rajas. Rajas tamas ve saf tamas gibi ayrılık edilmeye başlayacak. Mahat yani zeka saf satva niteliğinde. Saf. O yüzden satva maksimum geliştiren kişiler geçen ki bu burada yazdığım denklemde niyana hakikati keskin bir zeka ayırt etmeyle görebilenler. O yüzden Yoga Sutra'da da Gita'da da araç yöntem nihayet için sadece çok keskin bir zeka bunun içinde mutlak ve yoğun satva hali olarak anlatılır. Ve saf zekadan ortaya çıkan kozmik zekadan sonra daha tezahürün alt aşamasında parçaların ayırt edilmişliğiyle ayrı bir benlik, ahamkara benlik demiştik. Ayrıksı benlik. Artık satla rajas karışmaya başlıyor biraz daha hareketle birlikte. Ve full burada böyle üçe ayrılmıştık hatırlıyorsanız. Burası işte bu rajasla birlikte ahamkarada özellikle yani ayrıksı benlikte ortaya çıkan tezahürde hareket prensibiyle rajas niteliğinin dominantlığında bir taraf rajas niteliği hareketi ortaya çıkartan ve tetikleyen tamas niteliği altında hareket etmeyenler sabitler ve tırnak içinde cansızlar, yani ateş, hava, su, toprak ve uzay diye beş element ile tanımlanan aslında geri kalan tüm cansız alemi yaratan ve onlara bağlı ortaya çıkan koku, ses, his, form, biçim gibi beş
tuzlar alemi. Bu taraf ise Satva'nın daha dominantlarında canlılar alemini oluşturan idrak veya bu anlamda algıyı diyelim. Manas, beş duyunun yorumlayıcısı bir araya getirildi, zihin diye çevirdiğimiz ve beş duyu, bu ise görmek, göz, ama bu duyu yani dolayısıyla size ait olan, bu ise dışarıda olan, özneye ait olan göz, görmek, koklamak, işitmek, hissetmek ve tatmak. Bununla birlikte burada hareketi de bedende yaratan eylem organı da eklenir. Beş eylem organı. Eylem yaptığımız tutmak, eller yapmak, yürümek, hareket etmek, konuşmak, üremek ve boşaltmak. Beş duyu dünyanın size temasıysa, beş eylem organının biraz önce saydıklarımızda sizin dünyaya temas edebilme aracınız. Ama Satva Rajas ve Tamas'ın da bu noktada aslında yaratılışta oynadığı rolü tekrar aynı çizelge içerisinde eklemiş olduk. Daha önce bu çizelgeyi konuştuk, anlatmıştım, yeni bir şey değil. Sadece hareketle ortaya çıkan bir nevi böyle taşların birbiri arasında o dengesinin bozulup farklı biçim olarak kendini göstermesi diyelim. Bunu sağlayan şey hareket. Sabitliği ve duranlığı sağlayan gördüğünüz deneyim alanınız içerisinde ne varsa içerisinde demektir ki tamas, atalet ve algılama veya anlam verme ve nihayetinde ayırt etme, idrak etmeyi sağlayan şey ise satva. Işık veya aydınlık niteliği. Fark etme niteliği. Bilincin en iyi yansıtıcısı, Purusha'nın en yakın yansıtıcısı. Bu uzun daha derin bir teori, yoga sutralar üzerinden dirilen satva ile bilinç arasındaki ilişki. Şimdilik bu kadarını eğer anlayabildiysek, yeterli, bu ne işimize yarayacak, şu işimize yarayacak, kendi adımıza bizde hangi niteliğin yoğun olduğunu nitelikler üzerinden düşünerek sorgulamamıza ve kendi halimizde, tavrımızda, hayatla kurduğumuz ilişkide, maneviyat veya bu anlamda büyük sorular varsa sorularla kurduğumuz ilişkide verdiğimiz tepkileri sorgulamamıza yarayabilir ve bunları dönüştürmek için yardımcı olabilir. Satva Rajas Tamas, maddeye dair her yerde ve her şeyde. Çok uyuyan bir insansanız tamas daha yoğun demektir. Size ağırlık, atalet veren yiyeceklerle besleniyorsanız, bunu nasıl anlarsınız? Adı üstünde nihayetinde ağırlık ve atalet size çöküyorsa yedikten sonra o şeyleri, yemekleriniz tamas niteliğine sahip demektir. Ki kendi içerisinde zaten ağır ve atalet olduğunu nereden bilebilirsiniz? Ölmüş, beklemiş, çok pişmiş, dondurulmuş, kızartılmış, içindeki yaşam enerjisi maksimum oranda alınmışsa bir besinin o artık tamas demektir. Ve size girdiği anda da sizde de tamas etkisi gösterecektir. Ama yediğiniz besin daha harekete meylettiren besinlerse, yani rajas yoğun, ki bu ne? Siyah çay, kahve, kakao, şeker, tuz, baharatlar. O zaman daha harekete meyilli olacaksınız. İnsan dedik ki en başta hatırlarsanız bölümde, rajas zaten dominant bir canlı. Dolayısıyla bunları toptan yok edelim anlamında bir konuşma değil bu. Bunları doğru yönetmek, bu nitelikleri yönlendirmek ne için? Değişkenin ardında değişmeyeni görmek için. Bu nihai amaçsa tüm araçlar, tüm alt prensiplerin hepsi ona hizmeten yönlendirilmeli veya dizayn edilmeli, organize edilmeli. O zaman bu niteliklere sahip besinlerle de kurduğunuz ilişki yeri gelince evet, yeri gelince hayır olacak bir şekilde neyin prensibinde? Zekanın prensibinde, bu satva daha yoğun olursa sizde daha keskin demek, dizayn edilmeli. Satvanın daha yoğun olması için, yani zekanın eğer keskin olması bekleniyorsa da o zaman
sonuçlanır. İletişimde olmak sizdeki satmayı da değiştirecektir. Nedir? Ne fazla hareket ettiren, ne de sizi atalete sürükleten besinler tüketmek. Olduğu haliyle doğal meyve, sebze, su vesaire, aslında olduğu haliyle tüketmeniz gerektiği kadar doğallığında şeker gibi şeyler. Bunu işte doğal şekerleri sayabilirsiniz. Hurma, incir vesaire, doğallığında kalırsa. Olması gerektiği ölçüde uyku olursa eğer, zaten nihayetinde satmaya da hizmet etmiş olacak. Veya satması yoğun eylemlerse, daha bilgi edinmek adına, sorgulamak adına veya zihni odaklamak adına yapılan yöntemler, meditasyon bunların başına geliyor. Ama eğer sizde zaten rajas yoğunsa, harekete meyilliyseniz bunları bu şekilde düşünüp yapmanız imkansız. En azından o zaman nasıl ki bence yazdık taması rajası, rajası satvaya, satva sonra buna titaya dönüşecek şekilde dizayn edilebilir. O zaman eylemlerinizi, yani rajas içeren eylemleri, hareket, ki bu asana pratiği olabilir. Veya yemek yapmak, su, işte yer temizlemek, bir proje yazmak vesaire, şu an dünyaya dair her ne yapıyorsa yapılanlar öyle bir şekilde yapılabilir ki satvaya dönüştürebilir veya hizmet edebilir. Karma yoga'nın veya meditasyonun aslında kullanılması rajası satvaya yönlendirmek içindi. Şu an yaşanılan olay içerisinde verdiği etkiler satva, rajas ya da tamas olmak üzere yine sizde kendini belli eder. Yoğun korku, kaygı, ansiyete eğer beliriyorsa rajas yoğun demektir. Eğer atalet, içe çekilme, bütün her şeyi kapatıp kış uykusuna yatma gibi bir meyil geliyorsa depresyon veya melankoli, tamas daha dominant demektir. Olanı olduğu biçimde gözleyerek, muhakeme ederek izlemeye çalışıyorsanız satva biraz daha yoğun demektir. Dolayısıyla bu nitelikler içerisinde de var olan şu anki mevzumuzun sizde yarattığı yansıma üzerinden de hangisi daha yoğun ama hangisine meyletmeyi tercih ederim sorgulayarak eylem dizaynına geçebilir kişi. Ve nihayetinde Gita'nın da son bölümünde Krishna'nın Arjuna'ya anlatması, yine aynı şeyleri söylüyor olacağız daha önce söylediğimiz ama peki bunların ötesine geçmiş olan kişi nasıl davranır, nasıl konuşur, ne yer, ne içer? Krishna 19. mısra bunu soruyor tekrar Arjuna. 2. bölümünün en sonunda Sthita Pragna ilgilikte köklenmiş kişiye, hakikatini bilmiş kişiye sorması gibi. Ve Krishna'nın cevabı aynı benzerlikte. Ki yine okuyacağız ama şimdiden söyleyebileceğim, gelen etkilere verdiği tepkisi, yazdım bunu daha önce, verdiği tepkinin yoğunluğu, sıklığı ve gelen etkinin ya da darbenin diyeyim, sonucunda tekrar toparlanıp ayağa kalkmasına bakarak kişinin rajas tamas satva ya da gunatita oluşunu görebilirsin. Tekrarlıyorum. Gelen etkinin dışarıdan üzerinde bıraktığı yoğunluğu, çok öfkeliyim, az öfkeliyim, hiç öfkelenmedim. Sıklığı, her gün öfkeleniyorum, 3 günde bir öfkeleniyorum. Öfke çok tanımıyorum. Ve sonrasında bıraktığı etkiyi toparlaması, 3 günde bir öfkeleniyorum ama 2 saniyede tekrar dengeye geliyorum. Ya da 10 gün yerlerde yatıyorum, sonra kalkıyorum. Tekrarlıyorum. Yoğunluk, sıklık ve tekrar ayağa kalkabilme etkisi. Bu üçü üzerinden tamas, rajas, satva ya da gunatita oluşunu görebilirsin. Nihayet gunatita'yı elbette ideal tanımlıyor olacak Krishna. Samatvam, eş bakış. Okuyacağım birazdan yeni kitaptan bile. Verdiği tepkiyi bile dönüp de yargılamayacak kadar tepki üzerinden azade olmak, belki diyebilirim eş bakış.
nasıl da eş baktım ama demeyecek kadar. Çünkü bu da arada bir renk. Şu an çok da zihnimin dengesini korudum. Çok da huzurluyum. Bunu demeyecek kadar. Huzur. Umarım anlatabiliyorum burayı. Bu cümlede bile aslında bir rahat ve şeyler çünkü yargı var. Ve burada kitaptan geleceğim ama en son 27. mısra ise yine bize önceden konuştuğumuz bir kavramı hatırlatacak Krishna. Tüm bu geçişler içerisinde yumuşak nihayete götürecek seni. Hem araç hem nihayet. Hem yol hem de vardığın yer aslında olacak yaklaşım vakti. Onu unutmak diyor. Şimdi tekrar kitaptan okuyarak da onun ağzından duymuş olalım. Gunatraya Yukhada Yoga, üç guna arasındaki fark. Aynı. Bir ve dördüncü mısralar, bir önceki bölümün kısmi özeti Krishna'nın ağzından ve tekrarı diyor ki, benle o birliğini bilen bir daha tekrar beden almayacak olandır. Ne yaratılışta ne de bu yaratılış tekrar geri kapandığında. Benim prakriti, maya kelimesini de onun için aynı şekilde prakriti için kullanabiliriz. Göreceli olan, madde olan diye tanımladınız. Üçüncü mısra diyor ki, konuştuklarımızın özeti olacak. O saf ham maddeden, mayadan, ilksel madde veya ilksel nedenden ortaya çıkar. Tüm tezahür eden bir nevi doğrulur kelimesini kullanıyor. Yani doğurmak gibi. Dolayısıyla tüm yaratılışın tezahürü işte o öncül maddedendir. Görünmeyen maddi neden. Ve ona tohum veren, onun tezahür etmesini sağlatan tetik ise bir nevi o tohumun ardında ya da o rahmin içerisinde ya da o yumurtaya can veren, böyle bir sperm benzetmesi yapılabilir belki. O ise işte arkasında görünmeyen, görünenin ardında sebep olan neden, sel nedendir. Bilinç diye, Purusha diye konuştuğumuz. Ve Arjuna, 5. mısradan 18. mısraya kadar, Beyt'e kadar, üç gunayı açıklamaya başlıyor şimdi. Ve Arjuna, Satva, Rajas, Tamas. Prakritinin içinde mevcut olan niteliklerdir. Prakriti o ham saf halinde madde. Ve bu bedeni beden olarak tezahür eden ve bedendeki bedensel niteliksel değişimleri de ortaya çıkartan. Arjuna, Satva ise en saf olan ışık ve aydınlatan olarak değil, acıdan mazhar olan acı, Satva varsa o görünmez, yoktur. Ancak kişiyi bilgiye bağlar. Daha fazla bilgi edinme, sorgulama, öğrenme isteğine. Ve bu bilgiden keyif almaya bağlar. Yine de bu bir bağdır ama dikkat. Rajas ise zihni renklendirendir. Arzuluyorum, istiyorum diyen ve bağımlılığa sokandır. Kişiyi daimi eyleme sokar. Tamas ise cehaletten doğar ve yanılsamaya götürür kişiyi. Tamamen kayıtsızlık, tembellik ve uyku kendisini sonuç olarak tamasta gösterir. Satva kişiyi keyif ve hoşluk hissinde rajas eylemde bağlıyorsa, tamassa hoşnutsuzluk ve mutsuzluktadır. Ancak rajası satvayla, taması da rajasla öteleyebilirsin. Ne zaman ki aydınlık yani satva hakim oldu, bil ki o zaman işte oradan duyu organları ve zihin ortaya çıkar. Bu anlattıklarımın tekrar özeti. Ne zaman ki rajas hakim oldu, oradan daha fazla istemek, hırs, fiziksel böyle yerinde duramama, sürekli eylemden eyleme koşmak,
bozulma ortaya çıkar. Bunları görüyorsanız birinde bu rajasyon demek. Yapılması gereken astamaz, astatla nitelikleri eylemleri vermek. Tam as hakimse birinde o zaman onda ağırlık, eylemsizlik, kayıtsızlık ve yanılsama hakimdir. Satva yüksekse bu kişi belki mevcut olan yaratılış içerisinde en yüksek form tezahürlerden. Rajas yüksek olan kişi karmaya, eyleme meyilli olur. Tamas olan yoğun kişi ise ayırt etme yetisi tamamen körelmiştir. Satvadan saflık, rajastan acı, tamastansa cehalet doğar. Satvada ikamet edenler daha üst alemlerde tezahür, rajasta ikamet edenler insan aleminde tezahür, tamasta ikamet edenler ise daha alt formlarda tezahür ederler beden buluşları. 19. mısra itibariyle ise peki tamas, rajas, satvanın ötesi, guna, tita, gunaların ötesi nedir Krishna? Veya Krishna anlatıyor. Kendini gunaların, niteliklerin ötesinde olanla özdeşleştirmeye başladığında işte o kişi asıl gerçek beni bilendir yalnız Arjuna. Bu gunaların, niteliklerin ötesine geçen, bedenin nedeninin ötesine geçen, dolayısıyla doğumdan, ölümden, yaşlılıktan, acıdan da öteye geçmiş demektir. Peki Arjuna soruyor 21. mısrada. Ben nasıl buna tita olabilirim Krishna? Ne yapmam lazım? Krishna cevaplıyor 22. mısrayla. Buna tita olanın özellikleri ve sonuçları nasıl bilirsin? Gerek aydınlık, ışık ya da eylem ya da yanılsama. Her ne gelirse gelsin, hiçbirini öteleme. Herhangi birisi gelsin diye de arzulamaz buna tita olan kişi. 23, 24, 25 çok uzun tam bir özet. Böylesi bir kişi nasıldır? Öylesi bir kişi olan bitene karşı tarafsız, olan niteliklerle sarsılmaz, içinde dalgalanmaz, daimi olarak merkezinde kendiyle kendinde kalır. Bilir ki hareket eden şey sadece bunalardır. Kendisi ise asla hareket etmeyen sabittir. Bilge kişi acıya da hazza da eş bakar. Daimi olarak kendi içinde ikamette gerek bir parça toprağa, bir taşa ya da altına eş bakışla bakabilendir. Güzel ve hoş durumlarda da zor ve acılı durumlarda da yargıya da övgüye de eşit bakışla kalabilendir. Hem saygıya hem sövgüye, hem dosta hem düşmana, başına her ne gelirse her şeyi büyük bir kabulle karşılayabilen, aynı o eş bakışa sahip olabilen bunaların ötesinde olan kişidir. Ve böyle bir hal için sarsılmaz bir adanma ve teslimiyet ile tüm odağını, dikkatini, zihnini sadece bana yönlendir Arjuna. İşte böylesi kişiler nihayeti veya hakikati bilmeye uygun olanlar ve gunaların ötesine geçmiş olanlardır. Ben ki daimi değişmez Dharma'nın, tüm yaratılışın ardında görünmeyenin, Brahma'nın, değişimden azade olanın ve her bir şeyin temeliyim, olumsuzlanamayacak olan bir ötesinde olanım, beni işte o hakikat olarak bil. Om Tat. Om hakikat budur. Buna Jaya Vipaka Yoga. Üç guna, üç guna üzerinden niteliklerle bu nitelikler
madde olarak tanımladığımız ile aşamayı, yolu, yolculuğu ve yolun aracı ayırın açıklanışı 14. bölüm. Yine aynı konuşma, farklı bir perspektif, farklı bir bakış açısı ve bir yöntem bilim sunmak adına, tanımak adına kendini ve nasıl bir yol bilebileceğini analiz edebilmek, bu anlamda sorgulamak, üç buna bu yüzden çok yardımcı olacak, olabilecek. Bir böyle cevap anahtarı gibi, yani onu tuttuğumuzda üzerine nasıl bu soruların doğru yanıtları görülür. Böyle bir kılavuz niteliğinde olabilir. Satva, aydınlık, ışık, saflık, denge. Saf zekada bu kendini gösterebildik. Rajas, eylem, hareket. Karma yoga'nın doğru yönlendirilmesi, içteki rajasını yönlendirmesi ama atalet veya eylemsizlik, duranlık. Bu konuşmaların, bu yaptığımız derslerin üzerinden geçen derste de konuştuk ama ya, sorular, yorumlar da oldu. Gelen sorular karşılıklı interaktif olarak konuşabilmek adına bittikten sonra 18. bölüm, yani 19. günde Zoom üzerinden interaktif bir konuşma planlamaktayım. Tekrar yani 19. gün olarak şu an aynı saat olarak bilelim ama ben yine de oraya yine bilgi olarak paylaşacağım. Hazır 18. bölüm şu an videoyu izleyenler varken ve sonradan da izleyecek olanlar da varsa bölümleri izlemiş olmayı beklemekteyim bu interaktif tartışmaya katılmak için. Dolayısıyla videoları tamamlayıp tamamladıktan sonra dahil olmanızı umuyorum ki daha verimli bir tartışma gerçekleştirebilelim soru cevap anlamında. Böylece bugünü bitiriyoruz.